Merhaba arkadaşlar, 20 Eylül'de yine BİM aktüel ürünlere Volta elektrikli bisiklet gelecek. Daha önceki haftalarda da yine aynı şekilde Volta'nın farklı bir elektrikli bisikleti gelmişti. Bu videoda her iki elektrikli bisikletin de hem farklarına değineceğim, hem performansına değineceğim, hem de alıp almamakta kararsızsanız inşallah bu videonun sonunda tam kararınızı vermiş olacaksınız. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Videoyu böyle yapmamın sebebi, çevremdeki yetkili servisleri gezdim. Ürün daha yeni piyasaya çıktığı için ellerinde olmadıklarını dile getirdiler. O yüzden ben de sizleri bilgilendirmek açısından böyle bir video yapmaya karar verdim. En azından almadan önce az da olsa bilgi sahibi olacaksınız. İlla ki eksiklerim olacaktır. Lütfen eksiklerimi yorum kısmından paylaşırsanız çok sevinirim. Diğer arkadaşlar da en azından eksiklerimi sizler sayesinde tamamlamış olurlar. Evet arkadaşlar, bisikleti detaylı incelemeye geçmeden önce hemen dilerseniz her iki bisikletin genel görünümüne şöyle bir göz atalım. Evet arkadaşlar, şu an Volta'nın kendi sitesindeyiz. 20 Eylül'de aktüel ürünlere gelecek olan bisikletimiz bu. 3195 TL fiyat etiketine sahip kendi sitesinde. Bir önceki aktüellerde gelmiş olan elektrikli bisikletimiz ise 3095 TL fiyat etiketine sahip. Her iki bisiklet tasarım açısından ve performans açısından kendilerini geliştirmişler. Burada şuna dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Önceki gelen elektrikli bisiklette 3 farklı renk seçeneği vardı. Tabi bu renklerin sadece bir tanesini BİM satıyordu. O da kırmızı renkti. Diğer renkleri de bayilerde bulabiliyordunuz. Ama bu sefer aktüellere gelecek olan elektrikli bisikletle tek bir renk kullanılmış. O da sanırım gördüğünüz bu renk olacaktır arkadaşlar. Ve hemen şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Daha önceki aktüellere gelmiş olan Volta'nın elektrikli bisikletimiz buydu. Daha önce aynı ürün geçen sene de aktüellere gelmişti ve 1500 TL civarında satışa sunulmuştu. Geçtiğimiz Haziran ayında da tekrardan aktüellere geldi ve bu sefer de 2200 lira fiyat etiketiyle satıldı. Bu fiyata rağmen kapış kapış gitti. Biliyorsunuz Türkiye'deki enflasyon olaylarında sıkıntılar yaşandığı için fiyatlarda sürekli değişmekte. Önceki elektrikli bisikletin bir sürü özelliği vardı ve yeni satışa sunulacak olan elektrikli bisikletin de önceki bisikletten geri kalır yanı asla yok. Aksine bence daha da güzel bir hale getirmişler. Daha işlevsel olmuş. Dilerseniz her iki bisikletin özelliklerini karşılaştıralım. 20 Eylül'de aktüel ürünlere gelecek olan bisikletimiz bu arkadaşlar. Gayet güzel ve sade bir tasarıma sahip. Neredeyse üzerindeki bütün kabuklarını atmışlar. Bence çok sade ve güzel bir tasarım olmuş. Üzerindeki önceki bisiklete göre hantal olan birçok parçayı çıkartmışlar. Sadece tekerlekleri, bataryası, direksiyonu, koltuğu, öndeki sepeti ve pedallarını bırakmışlar. Bu da elektrikli bisikleti aslında tam bir bisiklet haline sokmuş. Çünkü bir önceki modelde elektrikli bisikletten ziyade motora daha çok benziyordu. Aslında motora benzetmişler de diyebilirim. Önceki elektrikli bisikleti kullananlar birazcık zorluk çekiyordu. Çünkü ön tarafındaki boşluk falan gayet şu anki bisiklete göre daha dardı. Buraya sepet falan koyulmuş, güzel düşünülmüş ama yeteri kadar işlevsel bir sepet değildi bu. Ve genel görünümü de gayet hantal bir şekilde duruyordu. Motor bayağı bir ağırdı. Ve hemen dilerseniz elektrikli bisikletin direksiyonundan başlayarak tüm bisikletini bir gözden geçirelim. Ve burada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Açıklama kısmına incelediğim ürünlerin linklerini bırakacağım. Dilerseniz siz de oradan ürünleri inceleyebilirsiniz. Elektrikli bisikletin ilk önce ön far, led ve direksiyon kısmını incelemek istiyorum arkadaşlar. Karşılaştıralım. Önceki elektrikli bisikletimize 5 adet led far koyulmuştu arkadaşlar. Bu 5 adet led far çok fazla etkili değildi ve dışarıdan bana kalırsa güzel gözükmüyordu ve ilerleyen zamanlarda buradaki plastik parça sararıp renk değiştiriyordu. Tabii bu sadece bu ürün için geçerli değil. Neredeyse piyasadaki birçok elektrikli benzinli ürünler için geçerli. Birçoğunda buradaki plastik renk değiştirmekte. Ve yeni aktüellere gelecek olan elektrikli bisikletin hemen ön tarafını incelersek arkadaşlar, daha önceki aktüellere gelmiş olan elektrikli bisiklet ile aralarında dağlar kadar fark var. Neredeyse hem direksiyon birazcık daha küçülmüş, daha estetik hale getirilmiş, hem de farı değiştirilmiş. 6 tane led far yerine tam şeklinde bir tane led ışık koyulmuş ve bu da aynı gözü andırıyor ve dışarıdan bakıldığında çok güzel bir hava katmış. Bisikletin çok fazla sadeleştirilmiş olması ve kablo kalabalığından kurtulmuş olması bana kalırsa çok artı yönlerden bir tanesi olmuş. Hem hantal görüntüden kurtulmuş hem de daha sade ve işlevsel bir görüntü kazandırılmış. Yine elektrikli bisikletin hız ve led göstergeleri de değiştirilmiş arkadaşlar. Aktüellere yeni gelecek olan elektrikli bisikletin baş kısmı hemen led ışığının arka tarafına konumlandırılmış ve şarj seviyesini 3 farklı ışıkta görebiliyorsunuz. Hemen en alt tarafa ön farın yanıp yanmadığına dair ışık eklenmiş. Büyük ihtimal şu da hata ışığı ama elektrikli bisikletteki şu an dikkatimi çeken eksi yönlerden bir tanesi hız göstergesinin eklenmemesi. Saatte kaç kilometre hızla gittiğinizi bu üründe göremeyeceksiniz. Yine aynı şekilde daha önce aktüellere gelmiş olan bisiklette de aynı şekilde hız göstergesini göremiyordunuz. Sadece batarya durumu gibi seçenekleri görüyordunuz veya sağ sol sinyal gibi seçenekleri görebiliyordunuz arkadaşlar. Her iki bisiklete de hız göstergesi eklenmemiş. Bu bana kalırsa eksi yönlerden bir tanesi. Çünkü ne kadar hızla gittiğini bir insan merak ediyor. Yine aynı şekilde motorun anahtar kısmında değişiklik yapılmış. Hemen üst tarafa eklenmiş ve sadeliği yeni motorda fazlasıyla korumuşlar arkadaşlar. Hemen elektrikli bisikletin ön sele kısmını incelemek istiyorum arkadaşlar. Daha önceki sele kullanılmamış, tamamen motora özel yeniden sele üretimi yapılmış. Çünkü eğer dikkatinizi çektiyse motorun ön gövdesine tam
tamamen konumlandırılmış bir şekilde sele imal edilmiş. Önceki elektrikli bisiklette sonradan vidalanma bir şekilde yapılıyordu. Normal günlük hayatta kullandığınız birçok bisikletlerde olduğu gibiydi ama bu elektrikli bisiklette daha güzel bir şekilde tasarıma sahip bir sele kullanılmış. Sele yönünden birazcık daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ama işlevsellik yönünden neredeyse birbiriyle aynı. Ve elektrikli bisikletlerin pedal kısmına gelirsek neredeyse yine aynı pedallar kullanılmış arkadaşlar. Pedalları değiştirmemişler, aynı pedallar kullanılmış. Yine pedalların konumları da aynı. Herhangi bir şekilde şarjınız falan bittikten sonra pedalları rahat bir şekilde kullanabileceğiniz yere konumlandırılmışlar. Şöyle bir özellik de eklenebilirdi arkadaşlar. Pedallar kapatılabilirdi. Pedallar eğer kapatılsaydı yani gizlenebilseydi çok daha güzel bir görüntü oluşturacağını düşünüyorum. Yani böyle ortada durması bana estetik açısından pek güzel gelmiyor. Daha bir basitleştiriliyor çünkü daha bir estetik bir pedal kullanılmamış. Normal günümüzde uygun fiyatla satılan bisikletlerin pedallarından kullanılmış. Birazcık daha estetik hali olabilirdi. Gelelim elektrikli bisikletin sele kısmına. Yeni gelecek olan elektrikli bisikletin sele kısmı oldukça güzel dizayn edilmiş. Tasarımını gayet beğendim arkadaşlar. Çok şık ve güzel bir şekilde duruyor. Büyük ihtimal sele kalkıyor ve alt tarafına da bir şeyler koyabiliyorsunuz. Güzel bir tasarımla oluşturulmuş. Önceki elektrikli bisikletin hemen arka tarafında çocuklarınız için oturabilecek yer vardı. Bu bana kalırsa biraz gereksizdi. Çünkü iki kişi seyahat etmek bu elektrikli bisiklette oldukça zor oluyor. Ama tek kişilik bir elektrikli bisiklet olursa hem daha hızlı gidebiliyorsunuz hem daha işlevsel oluyor. O yüzden yeni tasarımı ben gayet beğendim. Elektrikli bisikletin batarya konumuna değinecek olursak arkadaşlar, yeni elektrikli bisiklette kesinlikle batarya kısmını öyle kolay kolay görme ihtimalini yoktu. Üstündeki kapakları falan açmanız gerekiyordu. Ama bu elektrikli bisiklette direktmen bataryayı söküp taşıyıp evde şarj edebiliyorsunuz. Bana kalırsa bu çok güzel bir özellik olmuş. Aşağıya kablo sarkıtma gibi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Aksine bataryanızı alıp evinize götürüp evinizde rahat bir şekilde şarj edebileceksiniz. Bu da elektrikli bisikletin artı yönlerinden bir tanesi. Gelelim bisikletin teker kısmına arkadaşlar. Yeni gelecek olan elektrikli bisikletle diğer bisiklet arasındaki görüntüyü karşılaştırdığımda önceki elektrikli bisiklette çok fazla hantal bir görüntü varmış ve bu hantal görüntüden fazlasıyla kurtulmuşlar bu modelde. Çok güzel bir model ortaya çıkarmışlar. Bu elektrikli bisikletin arka tarafındaki sadeleştirilmiş olması motorun arıza yaptığında nereden arıza yaptığını çok hızlı bir şekilde anlayabilmenize de olanak sağlıyor. Buradaki tek olumsuz yön şu olmuş arkadaşlar. Büyük ihtimal bunu da şu yüzden kaldırdılar. Hemen şurada diğer elektrikli bisiklette gördüğünüz gibi şu tekerlekler kullanılmamış. Bu elektrikli bisiklette kullanılma sebebi bana kalırsa çok ağır bir şekilde üretildiği için, elektrikli bisiklet ağır olduğu için ayaklarına kaldırmak çok sıkıntı olacağını düşünmüşler. Bu elektrikli bisiklette ise elektrikli bisiklet hafif olduğu için o tekerleklere ihtiyaç duymamışlar. Aksine tekerlekleri kaldırarak biraz daha kalabalık görüntüden kurtulmuşlar. Güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Gayet başarılı. Ve arkadaşlar bir şeye daha değinmek istiyorum. Arka tekerlekteki motoru değiştirmişler. Önceki elektrikli bisiklette 215 wattlık bir güç harcıyordu. Şu anki elektrikli bisiklet 220 watt güç harcıyor. Bu da bisikletin daha hızlı ve düzenli bir sürüşe sahip olması demek. Ve arkadaşlar kısaca her iki bisikletin de teknik özelliklerini karşılaştırmak istiyorum. Herhangi bir farklılık olup olmadığını hep birlikte görelim. Önceki elektrikli bisikletin motor gücü 215 watt. Yeni gelecek olan elektrikli bisikletin 220 watt. Yeni gelecek olan elektrikli bisikletin menzili 35 ile 55 kilometreymiş. Önceki elektrikli bisikletin ise 45 kilometre ile sınırlandırılmış. Yani birazcık daha elektrikli bisikletin menzilinin arttırıldığını dile getirebilirim. Önceki elektrikli bisiklet 25 kilometre saat hızla gidiyormuş. Şu anki elektrikli bisiklette yine aynı şekilde 25 kilometre hıza sahip oluyor saatte. Yeni gelmiş olan elektrikli bisikletin taşıma kapasitesi 100 kilogram iken önceki elektrikli bisikletin taşıma kapasitesi 150 kilogramdı. Bu sebep de şundan dolayı, hemen arka tarafında çocuklar için sele ayrıldığı için ekstradan kilogram yükleyebiliyordunuz. Tabi 150 kilogramda elektrikli bisiklette çok fazla zorlanacaktır. Yeni gelmiş olan elektrikli bisiklet bile 100 kilogramda birazcık zorlanır diye düşünüyorum. Tırmanma kapasitesinde değişiklik olmamış. Yine %17 her ikisi de. Ağırlık olarak her iki bisiklette 55 kilogram. Bunu nasıl başarmışlar bilmiyorum. Yani neredeyse üzerindeki birçok malzeme çıkartıldığı halde kilogramı aynı kalmış. Hemen şöyle bir düşünce ortaya koymak istiyorum arkadaşlar. Büyük ihtimal batarya gücünü birazcık arttırdılar. Bu yüzden elektrikli bisikletin ağırlığı yine aynı şekilde kaldı. Her iki bisikletin batarya kapasitesi aynı. Herhangi bir şekilde batarya kapasitesi değişmemiş. Her iki bisikletin boyutları birbirine çok yakın arkadaşlar. Yeni gelecek olan elektrikli bisiklette batarya değişimine gitmişler ve farklı bir jele sahip olan batarya konumlandırmışlar. Bu da şarj süresini değiştirmemiş ama yine de elektrikli bisiklete bir şeyler katmıştır büyük ihtimalle. Bisikletin yine şarj çıkışı değiştirilmemiş. 48 volta 2 amper şarj çıkışına sahip. Elektrikli bisikletin lastik boyutuna gelirsek arkadaşlar,
araçlar lastik boyutunda yine değişiklik yapmışlar. 14'lük jant yerine 16'lık jant kullanmışlar. Ama şöyle bir farklılık var. Arka taraftaki tekerin jantı yine 14'lük olarak kalmış. Ön taraftaki jantı sadece değiştirmişler. Oraya 16'lık jant koymuşlar. Ve hemen alt tarafa küçük bir not düşmüşler. Yol, hava ve kullanım koşullarına göre verdiğimiz özellikler değişiklik gösterebilir. 15.194 standardı sebebiyle 25 kilometre hız ile sınırlandırılmıştır diye not düşürmüş arkadaşlar. Her iki elektrikli bisiklet de 25 kilometreden fazla hız yapmamakta. Tabi bazı illegal yollarla bu hız sınırını kaldırıyor bazı arkadaşlar. Ama kaldırmamanızı tavsiye ederim. Çünkü trafikte elektrikli bisikleti kontrol edememeniz halinde kazaya sebep verebilirsiniz. Ve arkadaşlar yeni gelecek olan elektrikli bisikletin fiyatından bahsetmek istiyorum son olarak. Yeni gelecek olan elektrikli bisikletimiz yaklaşık 2000 TL fiyat etiketiyle gelecek. Ve gelecek olan bu elektrikli bisikletle şöyle bir iddia söz konusu. 35 kuruşluk şarj ile 55 kilometreye kadar gidebilir diye bir iddia söz konusu. İnşallah bu iddiaları doğrudur. Elektrikli bisikleti birçok insanın alma sebeplerinden bir tanesi de hem maddi yönden hem de kullanım açısından çok fazla işlevsel olmasından kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar, videoyu burada bitiriyorum. 20 Eylül 2019'da aktüellere gelecek olan Volta'nın elektrikli bisikletini eğer alırsanız lütfen olumlu ve olumsuz yönlerini yorum kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.